Bir gönül verdi bana, hademeden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana, hademeden hayran olur. Bir dem gelir şadam olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. İnsan şükürle mükelleftir. Her halükarda verilenlere karşı şükrünü eda etmesi lazım. Verilenleri gelince Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ve inteuddu nimetallahi la tuhsuha. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız hesap edemezsiniz. Allah ne verdi ki bize değil de Allah ne vermedi ki? Taş yapmadı, bitki yapmadı, hayvan yapmadı. İnsan yaptığı organ verdi, kainatın fevkinde akıl verdi. İslamiyet gibi bir nimet verdi. İman ve hidayet gibi bir hakikati bizlere nasip etti. Bunların her biri birer şükrü ifade eder. Bizler memur gibiyiz. Memur göreve başlar başlamaz maaşını alır, bir ay görev yapmak mecburiyetindedir. Bizler de ücretimizi almışız. Cenab-ı Hakk'a şükürle mükellefiz. Buna tahdis-i nimet deniliyor. Yani insan innel insani rabbiyle kenut diyor. İnsan çok nankördür. Olmaması için Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği nimetleri tahdis etmesi, yani şükrünü dile getirerekten verdiği nimetlere karşı nankörlük etmeyip, en azından verilmemeden dolayı nankörlük inkar değil de verilenden dolayı şükretmesi lazım. Ne gibi? Mesela Bostan Gülistan'ın sahibi Sa'd-ı Şirazi der ki, bir bayram günü babam bana ayakkabı almadığı için üzülmüştüm der. Daha sonra elimden tutup beni bayram namazına camiye götürdüler. Bir baktım ki der, önümdeki adamın ayağı yok. Ve şikayet etmekten, üzülmekten vazgeçtim diyor. Yani insanoğlu Rabbisinin kendisine verdiğinden dolayı şükürle mükellef. İşte Duha suresinde وَاَمَّا بِنِيمَتْ رَبِّكَ فَحَدِّسْ Rabbinin nimetini tahdis et, zikret, dile getir. Nasıl mı? Baktığımız zaman bu surenin de aynı zamanda konusu müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hazreti Peygamber Yüce Allah'ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir. Ayette şöyle diyor tefsiriyle beraber. Yemin olsun kuşluk vaktine. Ki Cenab-ı Hakk'ın o kasamat-ı Kur'aniye'yi ayrı ele alacağız. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. Yani o ihsan ve lütufları karşısında hoşnut olacağın bir duruma Rabbin seni getirecek. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Aynı ifadeyi kendimize kullanalım, kendimize soralım. Yani şunu vermedi mi, şunu ikram etmedi mi? Bazen öğrencilere onu diyorum. Mesela benim elimde imkan olsa, tüm kainatın tapusu benim elimde olsa ve size desem ki, aklınızı verin, bütün kainatın tapusunu size vereyim. Verir misiniz? Vermeyiz hocam. Çünkü akıl olmadıktan sonra kainatı ne yapacaksınız? Bu ne demektir? Yani insanın bir akıl sahibi olmuş olması, kainatın üzerindeki bir nimete bedeldir. Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Yani bunca nimetleri, aşamaları verip de bu hale kadar seni getirmedi mi? Nimetlerini tadat ediyor Cenab-ı Hak o halde. Sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. وَاَمَّا بِنِيمَتْ رَبِّكَ فَحَدِّسْ Bu manada Bediüzzaman Hazretleri de bu konuyu genişçe Risale-i Nur'da, Mesnevi'de ve Külliyat'ta ele aldığı noktaları nazara vereceğiz. İyreme yol aziz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilan ve tahdisi nimet etmek, dile getirmek, söylemek, ifade etmek bazen gurura ve kibre incirar edebilir. Yani söylemekle bazen olabilir, devamlı değil. Tevazu kastıyla da o nimetleri ketmetmek iyi değildir. He, ne verdi ki, ne var ki gibi onu gizlemek de uygun değil. Evet, yani oraya varır. Demek ki
Yani aslında baktığımız zaman bizler iki yokluğun arasındayız. Başlangıç karanlık, yok. Ölünce karanlık gibi. Ama iman ne yapıyor? Cenab-ı Hak vaat ediyor. Tekrar dirilteceğini. Bunlar bir nimet. Cenab-ı Hak tutmuş bizi iki karanlık arasından tutuyor, çıkartıyor, ebedi aleme var ediyor. Demek ki onları söyleyip dile getirmek, bu manada Rabbimizin söylemeyi, tahdisi nimeti. Ama Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilan ve tahdisi nimet etmek, zenginlik, güzellik vesaire, bazen gurura ve kibre incirar eder. Tevazu kastıyla da o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Ama o verilenleri de söylememek, dile getirmemek, gizlemeye çalışmak, Allah korusun, o zaman da nankörlük olur. Binaenaleyh ifrat ve tefritten kurtulmak için aşırı ve geri durumdan istikamet mizanına, ölçüye müracaat edilmeli. Şöyle ki, her bir nimetin iki veçi vardır, iki yönü. Bir veçi insana aittir ki insanı tezyin eder, süsler. Medarı lezzeti olur, lezzet sebebi. Halk içinde temayüze, ayrı farklı duruma sebep olur. Mucibi fakir olur, sarhoş olur. Gurur sebebi. Maliki hakikiyi unutur. En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. Bunu Üstad o ayet-i kerime Kasas suresinin son 1,5 sayfasında anlatılıyor. Karun'un durumu. Ne yapıyor? İnnama utitu ala ilmi. Bütün bunlar bana kendi ilmimden. Ya sen Musa'nın akrabası fakirdin. Hiçbir şeyin yoktu. Cenab-ı Hak sana öyle verdi ki ayetin ifadesiyle letenu bil usbeti ulil kuvve. Yani güçlü kuvvetli insanlar bile hazinesini değil, anahtarını zor taşıyor. Ama bu sefer nankörlük yapınca, ben deyince, kendisinden bilince ve hasefna bihi ve bidarihi. Biz onu ve onun yurdunu yerin dibine batırdık diyor Cenab-ı Hak. Niye? Çünkü Malik-i Hakiki'yi unutuyor. Kendinden biliyor. İkinci veçi ise, inam edene bakar ki, o nimeti veren zata bakar ki, keremini ishar, bir ikram yapmış, ikram etmiş, onu gösteriyor. Derece-i rahmetini ilan, onca verdiği rahmet derecelerini şunu 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 verdi, onu ilan ediyor, duyuruyor. İn'amını ifşa, onu açığa çıkartıyor. Esmasına şehadet eder. Binaenaleyh tevazu, ancak birinci vecih ile tevazu olabilir. Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır. O ikramda gurur olmaz. Mesela bir öncekinde kerametle durumunu ele aldıydım. Keramette belki gurura kapılabilir. Ama ikram doğrudan doğruya onun lütfu olduğu içindir ki mesela adamın doğuştan cemali güzel, sesi güzel. Elhamdülillah. Rabbimin ihsanı ikramıdır deyip ondan bilir. Çünkü burada kendi kesbi, kazancı, gayreti, çabalamasıyla elde ettiği bir şey değil. Doğuştan maşallah güzel, sesi de güzel. Ve illa küfranı tazammun etmiş olur. Yani nankör. Küfranı nimette bulunmuş olur. Tahdisi nimet dahi, yani Allah'ın nimetini ve emma bi nimet rabbike fahaddis. Nimetini dile getirmek dahi ikinci vecihle manevi bir şükür olmakla memnun olur. Demek ki tahdisi nimet bir şükür ifade ediyor. Yoksa kibir ve gurura tazammun ettiğinden mezmumdur. Mezmumdur. Tevazu ile tahdisi nimet şöyle bir içtimaları var. Bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Paltoyu giyen adama başka bir adam ne kadar güzel oldun dediğine karşı güzellik paltonundur dediği zaman tevazu ile tahdisi nimeti cem etmiş olur. Yani o vesileyle ben güzel oldum. Ve böylece iki güzellik bir arada içtima etmiş olur. Genel külliyata bakacak olursak bu noktada mesela üstad kendisindeki hizmet vesaire durumu ben kendimde fazilet var diye fakir suretinde dava etmiyorum. Fakat nimet-i ilahiyeyi tahdis suretinde şükretmek niyetiyle diyorum ki Cenab-ı Hak fazıl ve keremiyle ulum-i imaniye, imani ilimler ve Kur'aniye'ye çalışmak ve fehmetmek, onu anlamak faziletini ihsan etmiştir. Bu ihsan-ı ilahi bütün hayatımda lillahil hamd, tevfik-i ilahi ile Allah'ın muvaffak kılması ile şu millet-i İslamiye'nin menfaatine, saadetine sarf ederek hiçbir vakit vasıtayı tahakküm ve tahallüp olmadığı gibi gelin beni ziyaret edin, elime öpün değil, kendisinden bilmiyor. Doğrudan doğru ihsan-ı ilahi, ben de Risale-i Nur'un bir talebesiyim diyor. Bir hizmetkarıyım diyor, bir dündarıyım diyor. Said yoktur, Said'in enaniyet ehliyeti de yoktur. Said topraktır diyor. Direktmen ondan biliyor. Ekser ehli gafletçe matlup olan teveccühü naz ve hüsnü kabul, kabulü hak dahi insanların ona özel ilgi göstermesi. Mühim bir sırra binaen benim menfurumdur. Hakikaten hayatında bunu açıkça görüyoruz.
Onlardan kaçıyorum. 20 sene eski hayatımı zayi ettiği için onları kendime muzur görüyorum. Fakat Risale-i Nur'u beğenmelerine bir emare biliyorum. Onları küstürmüyorum. Yani böyle bir hizmetin başında olabilmek tamamen bir takdis-i nimet olarak ikram-ı ilahidir. Omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuştur diyor. Kendi kesbiyle değil zaten onu da ikrar ediyor. 3 aylık bir tahsilim var. 3 aylık bir tahsilde böyle hakikatler hiç çıkar mı ortaya? İkram olmasa. Burada dediğim gibi bir öncekinde keramet konusunu ele aldıydım. Kerametin izharı zaruret olmadan zarardır. İkramın izharı ise bir tahdis-i nimettir. Yani ortada bir ikram varsa dile getirilir. Ama ikram ise o kerametin selametli olan ikinci nevinden daha selametli, bence daha âlidir. İzharı tahdis-i nimettir, gösterilmesi. Kesbin medhali yoktur. Yani kendi çalışmasıyla değil, demin örnek verdiğim gibi. Nefsi onu kendine ıslah etmez. İşte kardeşim, hem senin hakkında hem benim hakkımda. Bağsız Kur'an hakkındaki hizmetimizde. Eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsanat-ı ilahiye bir ikramdır. İzharı onu gösterilmek, söylemek, dile getirmek tahdisi nimettir. Onun için sana karşı tahdisi nimet nevinden ikimizin hizmetimize ait muvaffakiyatı yazıyorum. Biliyordum ki sen de fakir değil, şükür damarını tahrik ediyor. O da neye vesile oluyor? Tahdisi nimete vesile olmuş oluyor. Yani mesela normalde üstadı o kadar baskılara rağmen mesela geri çekilmiyor. Yani demek ki bir ikram omuza konulmuş yani. Mesela fakat Cenab-ı Errahman Rahim'ine yüz binler şükür ediyorum. Ve tahdis-i nimet suretinde derim ki bütün onların bu tazikat ve istibdatları Envar-ı Kur'aniye'yi ışıklandıran gayret ve himmet ateşine odun parçaları hükmüne geçiyor. İşal ediyor, onu yakıp parlatıyor. Parlatıyor. Ve o tazikleri gören ve gayretin hararetiyle inbisat eden o Envar-ı Kur'aniye barla yerine bu vilayeti belki ekser memleketi bir medrese hükmüne getirdi. Onlar beni bir köyde mahpus zannediyor. Ölsün diye oraya gönderiyor. Zındıkları ramını olarak bilakis barla kürsüyü ders olup İsparta gibi çok yerler medrese hükmüne geçti. Şimdi orada o cennet bahçesi de bir gidip görün harika. Hakikaten mükemmel bir vaziyet. Niye? İşte orada kimse giriş çıkışlar yok ya. Oraya ölüme terk edesin. Ama ikram-ı ilahi olarak omuzumuza konulmuş. Biz de buna mazhar olmuşsak bu nedir? Tahdis-i nimet olarak dile getirilir. Bir tahdis-i nimet olarak bu ayeti üstad çok söylüyor. Yunus suresinin 58. ayetinde قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرْحَمَتِي فَبْزَٰلِكْ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Bu tamamen Allah'ın fazlı, ihsanı, lütfu ve rahmetindendir. Bundan dolayı onlar bu ihsan ve ikram, rahmet ve fazıldan dolayı sevinsinler. Çünkü bu nedir? Onların dünya olarak, dünyalık olarak, dünyaya ait şeylerden, toplamış oldukları şeylerden daha da hayırlıdır. Yani bir ihsan-ı ilahi, fazıl ve rahmeti ise sevinilsin. Niye? Çünkü o Allah'ın o vermiş olduğu şey bizim elde etmiş olduğumuz şeyden daha hayırlıdır. Şu mesele 7 işarettir. Evvela tahdis-i nimet suretinde birkaç sırrı inayeti izhar eden 7 sebebi beyan ederiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği, lütfetmiş olduğu şeyleri, o rahmet ve bereket, feyzi burada üstad genişçe detaylı bir şekilde ifade ediyor. Onun için bunu dile getirmemek haşa nankörlük olur. Onu da ifade ediyor. Bazen tevazu küfran-ı nimeti istilzam ediyor, gerektiriyor. Belki küfran-ı nimet olur. Bazen de tahdis-i nimet iftihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çare-i yeganesi ki ne küfran-ı nimet çıksın ne de iftihar olsun. Meziyet ve kemalatları ikrar edip fakat temellük etmeyerek benim canım, benden yani. Kavrun gibi yani. Mün'im-i hakikinin eseri inamı olarak göstermektir. Sahiplenmeyecek. Mün'im-i hakiki gerçek nimeti veren Allah'ın eseri inamı, nimet olarak vermesinin bir eseri üzerimde görünüyor olarak göstermektir. Bir deminde elbise gibi burada aynı manayı, üstad o palto misali gibi burada onu geniş detaylı bir şekilde ele alıyor. Yine burada da o manayı, Kur'an'ın hakaiki icazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatları benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi. Madem böyledir. Hakaiki Kur'an'ın güzelliği namına, sözler namındaki aynelerinin güzelliklerini ve o aynedarlığa tereddüt eden inayat-ı ilahiyeyi izhar etmek makbul bir tahdis-i nimettir. Yani böylece ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara, o şarktan çıkacak olan, bir nur zuhur edecek, bir de ağlar zulümatını dağıtacak.
İşte bunu teyiden anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihzar ediyoruz, hasıl diyoruz. Madem kendimize ait değil bu iş, elbette sözler namındaki nurlara ait olan inayat-ı ilahiyeyi beyan etmekte medar-ı fakir ve gurur olamaz. Belki medar-ı ham ve şükür ve tahdis-i nimet olur. Yani burada ne yapmış oluyor? O tahdis-i nimeti bir inam, ikram, bir fazıl ve nimet olarak da dile getirmiş oluyor. Üstad bu ayeti, bu Cenab-ı Hakk'ın nimetini tahdis babında dile getirmenin bir şükür olduğunu, bir şükran ifadesi olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın lütfu olduğunu geniş detaylı bir şekilde ele almış oluyor. Yani üstad kendisine bu noktadan saldırılacağı için keramet konusunda da ele aldık. Zaten orada da bunu teyiden söylüyor. İkinci sual. Keramet izhar edilmezse daha evla olduğu halde neden sen ilan edersin? El cevap. Bu bana ait bir keramet değildir. Belki Kur'an'ın icaz-ı maneviyesinden tereşüh ederek, damlayarak, sızarak, has bir tefsirinden keramet suretinde bizlere ve ehli imana bir ikram-ı Rabbani ve inam-ı ilahidir. Elbette mucize-i Kur'aniye ve onun lem'aları izhar edilir ve nimet ise şükür niyetiyle ilan etmek bir tahdis-i nimettir. وَاَمَّا بِنِيمَةِ رَبِّكَ فَحَدِسِ Ayeti izharını emrediyor. Ayet bunu emrediyor yani. O manada söylenir. Çünkü bizler bir çürük kemi, çürük bir çekirdek idik, çürüdük, kuruduk. Bu manada örnekle bunu üstad dile getirmiş oluyor. Bu geçmişten beri bir diğer zatlarda da var. Mesela Hazreti Şeyh veraset-i mutlaka noktasında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kademi mübarekini, mübarek ayaklarını, omuzunda gördüğü için kendi kademini, ayağını evliyanın omuzuna o sırdan bırakıyor. Kasidesinde zahir görünen temeddüh övünme ve iftihar değil. Belki tahdis-i nimet ve âli bir şükürdür, yüksek bir şükür. Yalnız bu kadar var ki muhibbiyet makamı olan, yani muhabbet sevgi makamı olan, makam-ı niyazdan mahbubiyet makamı olan nazarlık makamına çıkmış. Kendi omzuna koyuyor ya, bir nazlılık var. Benim olsun omzuma bindi. Yani tarih acz ve fakirden meşrebe aşk ve istigraka girmiş. Ve kendine olan ni'amı azime-i ilahiye yad edip bir hakkın müftekirane şükretmiştir. Çünkü ayetin burada hakikati zaten görülüyor. Yine üstad kendisine yapılan sorulara da aynı zamanda cevap ile ifade ediyor. Mesela Abdülvehhab-ı Şiyarani ve Muhyiddin-i Arabi gibi pek çok ehli hakikat, ulema tahdis-i nimet nev'inde bu tarz ihsanat-ı ilahiye çok defa kitaplarında zikretmişler. Demin de işte onu örneğini verdiğimiz gibi. Yani bu umumi bir caddedir. Yani üstada ait hususi bir cadde değil, Kur'an'ın da emridir. Resulullah hitap edilse de her mümin bu manada kendisi için de bunu dile getirip tahdis-i nimette bulunabilir. Onun için üstad da hep kendisine vermiyor. Yani şu 8. şuada da olduğu gibi bu bir Kur'an'ın hakikatidir diyor. Yani bu bir ikram-ı ilahidir, keramet değildir. Bu manada ikram-ı ilahi olduğu için demin de bu manayı teyiden elbette mucize-i Kur'aniye ve onun lem'aları izhar edilir. Ve nimet ise şükür niyetiyle ilan etmek bir tahdis-i nimettir. Ve emma bi nimet rabbike fahadis ayeti izharını emreder. Bu manada demin de bunu aynı şekilde ifade ettiğimiz gibi nimetler zikredilir. Yani neden omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından neden üstadı? Bir de 3 aylık tahsili o kadar allame var. Diyanet İşleri Başkanları var. Niye onlara değil? İşte alemi İslam'a gelen ilk darbeyi kendi kalbinde hissediyor. İşte bütün olay Van'da Vali Tahir Paşa'nın yanında iken bütün patlama orada oluyor. Said Nursi 65 sene evvel Van'da Vali Tahir Paşa'nın yanında iken okuduğu bir gazetede İngiliz Müstemlekat Nazırı'nın, ki Müstemlekat Nazırı kölelik bakandı. Adamlar bakanlık kurmuş, kölelik bakanlığı. İngiliz Müstemlekat Nazırı'nın İngiliz Meclisi mebusanında o bakan, elinde Kur'an'ı göstererek bu Kur'an Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur'an'dan soğutmalıyız. Sözü üzerine ruhunda bir feveran ve nihayetsiz bir gayret uyanır. Kur'an'ın bir mucize olduğunu ispat ederek her tarafı neşretmek ve kafirleri tam susturmak ister. Buna kat'i karar verir. Van'da bulunduğu 15 sene müddet içerisinde hıfzına aldığı 80'den ziyade kitabı ezbere devrettiği gibi alemi İslam'ın hali hazırda durumu hakkında da gerekli her türlü malumatı elde eder. Kalbinde adeta onu hissetmiştir. İslam dünyasına gelen o darbeyi ilk defa kendi kalbinde hissettiği içindir ki Cenab-ı Hak kendisine ihsan ediyor. Filhakika bir eserinde tahdis-i nimet suretinde hizmet-i imaniyeye ait inayet-i ilahiyeden bahsederken şöyle der.
Eski Harbi Umumi'de ve daha evvellerinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim ana korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir. O hem rahimdir hem hakimdir. Kendisinin de mazhar olduğu Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden ikisi. Rahim ve Hakim ismi. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane emrederek diyor ki İ'caz-ı Kur'an'ı beyan et. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek ve Kur'an'a hücum edilecek. İ'caz-ı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nevini şu zamanda izharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam, benim gibi bir adam, aciz, fakir, garip, bir kez, bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. İşte bir tahdis-i nimet. Suretinde bunu dile getiriyor, bir hakikattır. Ve Hulusi Bey'e yazdığı bir mektupta da üstad, aziz kardeşim sizler sabah ve akşam duamda dahilsiniz. Siz dahi beni duanızda dahil ediniz. Şu alemde müminin mümine karşı en büyük yardımı dua iledir. Eğer bir adam dostundan emin ise ki gurura girmez. Onu şükrese ketmek için tahdis-i nimet nev'inden ona ait bir kısım ihsanat-ı Rabbaniye'yi bahsetse beis yoktur zannederim. Bu manada o emma bi nimet rabbike fahaddis. Bu manada hazırlamış olduğum Veciz Sözler adlı eserimde de tüm külliyattan çıkarttığım tahdis-i nimet ile ilgili özlü sözler. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Kıssadan bir hissemiz. 1993 yılında Yugoslavya'da geçen elim bir olay. Öldürülmesinden iki ay önce Özal, koca cumhurbaşkanı ağlıyordu. Lime lime olmuş Osmanlı sancağını yüzüne gözüne sürdü. Çoğu kişi ağlıyordu. Geldi ağlama. Özal tekke şeyhine bu tekkeyi 450 yıl önce buraya getiren şeyhin kabrini sordu. O arada cumhurbaşkanı yaveri, Kurmay Albay bence manidar bir tavırla saatine bakarak Sayın Cumhurbaşkanım, dışarıda bekleyenler var. Program çok sarktı dedi. Özal sarkarsa saksın canım. Benden başka gezecek cumhurbaşkanı mı var? Diye anlamlı bir cevap verdi. Tekkeyi kuran şeyhin kabrine yürüdüler. Fotoğrafta görülen şeyhin kabrine girdik. Dualarımızı okuduk. Sonra Özal şeyhe burada Osmanlı sancağı olması lazım. Nerede diye sordu. Şeyh yan tarafta çürümüş bir dolaptan diktatör Tito zamanında dolaba kilitlenmiş lime lime bir Osmanlı sancağı çıkardı. Çok yüksek duygusal bir ortam oluşmuştu. Özal ağlıyordu. Benim de gözlerimden yaş akıyor. Özal'a bakamıyordum. Tozlu ve resimde görüldüğü gibi lime lime olmuş bir Osmanlı sancağı Özal'ın elindeydi. Gözlüklerini çıkardığını gördüm ve dayanamadım dışarı çıktım. Sancağı yüzüne, gözüne sürmüş. Bilgili ve ihlaslı olmak başka, bambaşka bir manevi haz veriyor insana. Ben de ilk defa bir Osmanlı sancağı gördüm. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet Kur'aniye'de arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliniz bu dünyada. Hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktaya istinad, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet ihlastır. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umur hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekindiniz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam demesiyle nefse emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefse emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.